Son dakika haberi 24 saat. Facebook, Twitter, Google, Pinterest, WhatsApp'a 60 okulda eğitim verildi. Son dakika gelişmesi detaylar haberimizde. 21 Mart 2018 Çarşamba Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda itfaiye temel eğitimi ve tatbikatı yaparak öğrencilerin bir yangın esnasında ne yapılması gerektiğini öğretmeye devam ediyor. 21 Mart 2018 Çarşamba 14.14 60 okulda eğitim verildi. İtfaiye, haberler.com sitesinde yer alan habere göre Erey Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda itfaiye temel eğitimi ve tatbikatı yaparak öğrencilerin bir yangın esnasında ne yapılması gerektiğini öğretmeye devam ediyor. İHaber'in detayını kaynağından okumak için 60 okulda eğitim verildi. Tıklayın günün son dakika gündem haberleri ve detayları. DİSRE-SSFİ-TURELE-İZDEPREKEYTİD 60 okulda eğitim verildi. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından okullarda itfaiye temel eğitimi ve tatbikatı yaparak öğrencilerin bir yangın esnasında ne yapılması gerektiğini öğretmeye devam ediyor. 21 Mart 2018 Çarşamba 14.14 60 okulda eğitim verildi. İtfaiye, Türkiye'de yetişkinler önerilenden %48 daha az su tüketiyor. Türkiye'deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden %48, çocukların ise %45 daha az su tükettiği belirtildi. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada, su tüketiminin önemine dikkat çekti. Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye genelinde 9700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çiftli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak bakan açıkladı. Ekonomide yeni paket yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyeroğlu, dün gece meclisteydik, inşallah bugün tamamlanacak. Çok güçlü istihdam teşviklerimizin olduğu yeni bir paketimiz mecliste görüşülüyor, inşallah bugün tamamlanacak dedi. İşkur ve İLEO işbirliğinde, konut satışları Şubat ayında düştü. Yeni yıla %1,7'lik artışla başlayan konut satışları, Şubat ayında %5,4 oranında düşüş kaydederek 95.953 adedine geriledi. Giriş 21 Mart 2018 10.33, YÜNCELLLME 21 Mart 2018 10.35, konut satışları Şubat ayında düştü. Türkiye genelinde konut, GATA'dan son dakika Deniz Baykal açıklaması. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı. Şehit annesi trafik kazasında yaşamını yitirdi. Mersin. Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki şehit annesi Havva da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan jandarma, Atatürk Havalimanı'nda, Polnet Yoğunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet bilgi sistemindeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Polnet sisteminde yaşanan arıza, Atatürk Havalimanı'nda çileye dönüştü, terminaldeki normal yoğunluğa bir